Selam gençler, yeni bir video daha hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Pokemon Let's Go Pikachu'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, bugün de işte yarım saatlik bir videomuz olacaktır diye düşünüyorum. Evet, o civarda olacak. Saat şu an 7:10 geçiyorsa 7:40 geç falan bitiririz bölümümüzü. Evet. En son mağarayı tamamlamıştık. Güzel şeyler olmuştu işte. Önümüze gelen Pokemon'ları da aldığımızı kasteden bir yorum buldum. O da şu an günün yorumu olarak aşağıda çıkar. Efendim, evet, gördüm alacağım çünkü Pokédex tamamlamam lazım. Tamamladığım zaman Mewtwo'ya gidebiliyorduk eski oyunda. Burada da öyle bir mantık vardır diye yapacağız mecbur. Mewtwo istiyorum ben. Hiç olmadı Mewtwo benim. Gerçekten hiçbir Pokemon oyunda benim Mewtwo olmadı. Pixelmon dışında. O da zaten Pokemon oyunu değil. Hayranların oluşturduğu bir mod. Efendim şimdi İlerleyeceğiz, buraları zaten aşinayız. İlk oyun işte, oyundan remake ya bu. İlk oyundan. Onun dışında gençler, bugün yorgunum, baya baya yorgunum yani. Video bitirdikten sonra montajını yapıp uyuyacağım. Büyük ihtimalle çok yorgunum, acayip öyle. Yani bir yarım saat sonra işte herhalde ben bir bitiririm videoyu. Montajını hızlıca yaparım. Daha sonrasında yapacağım şeyi zaten. Arayacağım 10 dakika işte Victoria'yı, bir uyumadan görmek istiyorum onu. Ondan sonra işte rahatla bir huzura erip uyuyabilirim. Zaten 3 saat uyuyorum en fazla. Benim olayım o. Uyuyamıyorum. Ne kadar yorgun olursam uyuyayım, olayım, genelde birkaç saat uyuyabiliyorum. Genelde ben yorgun olmayınca uyuyunca bayağı uyuyorum. Böyle bir durum da var. Bu arada ben direkt burayı niye atladım ya? Pokemon vardır burada. Sparrow'umuz var ama bizim. Herhalde. Sparrow'umuz var, bir dakika. Buradan Nidoran falan. Yani Nidorino falan arıyorum ama hoş, kafama Mankey atladı. Mankey bize vardı evvelde ama. Mankey bize varsa kaçabiliriz. Bakıyorum başka bende olmayan. Çok enerjik olamayabilirim bu videoda, dediğim gibi. Dediğim durumdan ötürü. Bamusferov! Ay, Sparrow siyahtı. Orada mı hala? Gitti mi? Lan mankiler. Kafama atlıyorlar. Aha! Bende yoktu değil mi? Var mıydı? Yoktu herhalde. Sen şey, var mıydı? Vardı değil mi? Vardı. Ama excellent. Çok puan verecek bana Pokemon'lar ama bu. Tutabilirsem. Bu niye FPS sıkıntısı var? Bilmiyorum. Oba, tuttuk. Çok XP verdi diye düşünüyorum. Al bakalım XP. 3 kat verdi. Okey. Ha bu arada bir sonraki jimimiz su jimi olacaktır. Olacak, olacak dedik, olacak. Misty'nin jimine gideceğiz. Misty'nin jiminde Balbazar bize çok yardımcı olacak. Acayip bir yardım olacak. O yüzden Balbazar Raze'in çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü suya karşı bir üstünü var şimdi. Her zaman Thunder Wave saldırısını öğrenmek istiyor Pikachu Raze. Ne yapıyormuş burada? Kullanıcı düşük volt bir elektrik yaparmış target'a ama paralyze ediyormuş, felç ediyormuş efendim. Rakibimizi Thunder Shock da yapabiliyor diye biliyorum. Evet, aynen yapabiliyor. Bazen. Double Team yerine verilebilir ama ya. Double Team'i ben pek sevemedim. Çok kullanmıyorum yani Double Team'i. Biliyorsunuz. Kötü bir saldırıcı aslında ama benlik değil. Ama bu Sparrow zaten normal rengi herhalde. Çok görüyoruz çünkü baksana. Yani Shiny falan sandım ama yok. Normal Sparrow bu. Arkasının siyah olduğunu hatırlamıyorum ama böyle sanki hep kırmızıya yakın bir rengi var demişçasına bir. Aklımda kalmış ama öyle değilmiş efendim. Efendim. Ama oraya geldik. Bu böyle miydi burası ya? Hatırladığımdan daha farklı ama bu köprüyü hatırlıyorum. Burada su cimimiz var.
Ambikten Okan göreceğiz. Ayo. Pikachu su gördü. Peki su. Tamam, al sana su. Do you want to throw... fışkeye para atmak istiyor musun diyor. Atalım. Paramız 10.620. 50 at işte ya. Çok hoşuna gitti yalnız Pikachu'nun. Mutlu gözüküyor. İyi, güzel güzel. Lux HP olsun da. Bu arada Pikachu'yu sev demiştiniz yorumlarda. Gariban gariban evlatlık gibi duruyor demişsiniz. Peki. Merhaba Pikachu. İyi misin? Seveyim. İşte sevdiğini anlatırmıyor ama. Öyle mi seviliyor? Ondan emin değilim ama. Bu ses çıkarmıyor ama. Ağzını açmadan ses çıkıyor ya da. İlginç bir Pikachu. Ne diyeyim? O dişi falan yerde. O Dudu'lar var burada. Bisiklet dükkanı. Doğru. Bir görevli bisiklet alıyorduk biz ama daha ileride alacağız onu. Bakıyorum burası. Hatırladım gibi mi? Sanırsam öyle. Çok da hatırlamıyorum ama her neyse. Biz bücüme girelim. Yine bana element soracak mısın? Ha, şu element var mı gibisinden. Sağdaki dayımız. Bakacağım. Burasının dizaynını güzel yapmışlar bu arada. Misty'ye giden yolda gerçekten nasıl diyeyim? Ama bir seviye Pokemon var. Pikachu. Ya. Ulan Pikachu 14 olsa gidiyorduk. Gelin bakalım. Bu arada Poké Center'a gitmem şart çünkü ben bunları yenemem abi. Yani net söyleyeyim, ben bunları yenemem. Tek bir Pokemon'la. Diğer Pokemon'ların canı çok az. Bugün bir sistemsel, tekniksel arızalar var galiba FPS'te. Yapabilecek bir şey yok. Sida. Nasıl ismi, okunuyordu bunun ismi? Goldin değil mi bu? Hep karıştırıyorum Sidra ile. Abi Ozan'ın da canı çok azmış. İlk vuruş yapamazsak biteriz o zaman ya. İlginç. Ve kötü bir şey bu tabii. Bizi bitirdi yani. Bizi biçti. O diş var ama. Yine pek kullanacak uçuş tipi bir saldırı. Ama benim de absorb saldırım var. Quick Attack kullandı, güzel. Canımızı azaltacak. Biz de onun canını azaltacağız ve canını alacağız çünkü çalacağımız için güzel demiştim. O diş de OP duruyor ya. Ben hoşuma gitti yani, o dişin performansından çok memnunum. Full canını yükseltti hatta. Vay be. O dişten gerçekten ben memnunum gençler. O diş yani az Pokemon'larımızdan biri olacak gibi duruyor. Bu performansını ilerletirse, geliştirirse. Evrimleştiği zaman çok çirkin bir Pokemon olduğunu bilsem de şimdilik güzel gözüküyor. O diş 14 seviye, hoş geldin. Güç anlamında demiyorum bu arada çirkinleşeceğini. Tip olarak diyorum. Sleep Powder mu? Bir şey unutabiliriz Sleep Powder için. Growth unutulabilir mi? Poison Powder var. Asit de vuruyor biraz ama. Bu da yapıyor değil mi? Ha yok. Bu Poison efekt vermiyor. Growth. Special Attack var. Bu da çok iyi ki. Poison Powder'ı götüreceğiz mevcudan. Sleep Powder daha önemli bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada 320 Poké Dolar verdim. Misty'ye kadar gitmeye çalışacağım o dişle. Ama sonra Poké Center'a gideceğim Misty'ye uğramadan önce gençler. Çünkü Misty'yi ben bu halimle yenebileceğimi düşünmüyorum, inanmıyorum yani kendime. Sonuçta gym lideri ve farklı numaralar da vardır diye düşünüyorum. Ha gerçi Pidgeon'un de uçuş tripi saldırılarında bu gym'de etkili olacağını söyleyebilirim.
Sonuçta su Pokemon'larına karşı uçuş saldırıları da etkili oluyor. Yani bizim için iyi bir durum. Bu arada ne kasıntıya verdi bu saldırı ya. Ama her ne kadar uçuş saldırılarından zaafı olsa bile su Pokemon'ların bu Shellder konusunda etkisiz oluyor. Evet, kesin olarak Pokemon değiştirmek zorundayım. Oddish'i alabiliriz yeniden. Oddish etkili olacaktır. Oddish'in absorb saldırısını kullanalım gençler. Bize vurdu zaten. Canımızı azalttı. Azaltmış canımıza da hem takviye yapmış olacağız absorb saldırısıyla hem de rakipten kayda değer bir hasar alacağımızı düşünüyorum. Evet, kayda değer bir hasar verdik. İşini bitirdik yani. Güzel bir can aldık mı? Bence iyi aldık. İyi çaldık yani canlarından. PG ve Oddish'e güzel experience geldi. 320 Poké Dolar kazandık yeniden. Şimdi bir Poké Center'a gitmek istiyorum. Ve Balbazar'ımı iyileştirmek istiyorum. Aynı zamanda as Pokemon olarak da Oddish'i seçmek istiyorum. Oddish daha hazır bir görüntü sağladı bana. Aferin Oddish, bu şekilde olman dileğiyle her zaman. Oddish gerçekten hayal kırıklığına uğratmıyorsun beni. Aferin oğlum ya da kızım, tam cinsiyetine bakmadım. Evet hocam, şimdi iyileştirmek için gidiyoruz. Pikachu oraya atladı. Bu bölümde inşallah şey olur. Balbazar'ın evrimleştiğini görürüz. Çünkü Balbazar'ın Ayvazar olması gücü artışı olarak inanılmaz bir etkili olacaktır. Takımımıza çok büyük katkısı olacaktır. Ondan dolayı çok mutlu olacağım. Balbazar'ın evrimleşmesinde. Aynı zamanda bu bölümde PG'de Pidgeotto'ya evrimleşme ihtimali var. Aynı şekilde bir Pokemon daha evrimleşebilir mi diyeceğim. Bizim destere başka kimler var diye unuttum ben. Bakalım. Oddish belki evrimleşebilir ki o ne zaman evrimleşiyordu hatırlamıyorum. Onun dışında bizim destede Weedle zaten son evriminde. Pikachu zaten evrimleşmeyecek. Bu kadar gençler. 3 tanesi de evrimleşebilir. Oddish biraz daha az ihtimal çünkü. Kaç seviyede evrimleştiğini bilmiyorum. Onun diğerleri birisi 16'da birisi 18 olması lazım. Ya da ikisi 16 olması lazım. Ama Balbazar 18 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Absorb kullanımı Seal'a karşı. Buz ve su tipi Pokemon. Kullandım. Super Effective vuruyoruz tabii ki. Aynı zamanda çok da iyi can çalıyoruz. Seal karşısında bu bizim avantajımız olacaktır. Kesinlikle. Keşke savaşlarda biraz daha optimize çalışsa oyun. Çok iyi olurdu ama yapacak bir şey de pek fazla yok. Yani özellikle yeni saldırı türlerinde oldukça kayda değer ve gözle çok ağır bir şekilde hissedilen bir kare düşüşü var. Ki bu da anlayacağınız üzere çok da iyi bir şey değil, hatta kötü bir şey. Ama yapacak da pek bir şeyimiz yok. Şartlar buna izin veriyor şu anlık, şimdilik. Dediğim gibi optimize çalışmıyor bu oyun. Şimdi Misty'ye geldi gençler. Bu biraz daha zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Sonuçta bir boss olacak bir tır ki. Yani oyundaki 8 ana jimden biri ki ara jim yok zaten biliyorsunuz. Evet, bu da su jimi. 8 jim var. Bir tanesi zaten taş jimiydi ki bitirdik. Baldur Rage'i aldık. Buradan da ismini unuttum. Beyce almak için geldik. Misty diyor ki merhaba, yeni bir yüzsün diyor. Yeni gördüm seni diyor. Yeni geldin herhalde buralara tarzında bir konuşma. İlk defa görüyorum tarzında. Pokemon'lar üzerindeki
politikan yani daha çok hükmün nedir gibisinden bir konuşma yapıyor. Benim savaş politikam yani hükmüm diyelim su Pokemon'ları üzerinde ofensif bir hüküm diyor. Hüküm dediğimde tarz gibi bir hükümden bahsediyoruz burada politikası derken diye düşünüyorum. Öyle anlamamız lazım yani. Psyduck gönderdi. Psişik tipi bir Pokemon. Oddish gönderdik. Su ve psişik tipi olması lazım. Absorb'un etkili olacağını düşünüyorum ama bir şey de unutmamak gerekiyor ki rakipte psişik tipi saldırılar var ki bize çok derine etkileyecektir bunlar. Ama o da bir su Pokemon'u hali hazırda. Yani en azından bir defa daha vurabileceğim ben. Psyduck'a istediğim gibi. Ayrıca de bir avantajımız daha var bu savaşta. Pikachu'ya sahibiz. Pikachu da su türü Pokemon'lar karşısında etkinliğini, üstünlüğünü hissettirebilen cinsten bir Pokemon. Çünkü elektrik suya karşı üstündür. Bulbasaur da aynı şekilde üstündür. O yüzden bu jim bizim için çocuk oyuncağı olacağını düşünüyorum, inanıyorum, umuyorum. Pikachu'yu şimdi savaşa koymanın vakti gelmiş gibi duruyor. Çünkü Oddish'in canı azaldı. Bir vuruş daha yaparsa ölüm ihtimali yüksek. Hatta 190'lık bir ihtimal. Pikachu bu savaş için biçilmiş kaftan olacaktır. Thunder Shock'la inanılmaz bir hasar vereceğiz. Evet, diğer Pokemon'la karşısında Pikachu'nun zaten üstünlüğü olacaktır. O yüzden Pokemon değiştirmemize gerek yok. Starmie atıyor zaten klasik Misty. Ki Battling diyeceğim. Starmie. Oyuna geldim. Starmie diye dediğim gibi su tipi bir Pokemon. Thunder Shock. Su tipi Pokemon'lar üzerinde çok da etkili olacaktır. Evet, gördüğünüz üzere çok da iyi vuruyoruz. Kayda değer vuruyoruz. Makul vuruyoruz. Diyeceksiniz çok fazla hasar veremedin. Ama şöyle bir etken var ki rakibimiz 19, biz 15 seviyeyiz. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu arada Pikachu'ya bu kadar büyük bir hasar vereceğini düşünmüyordum. Her ne olursa olsun. O dişimiz ve Balbazar'ımız var. O dişin canının az olduğunu düşünürsek Balbazar kullanılması gerekiyormuşçasına bir his var şimdi. Umarım ki yanılmayız. Umarım ki Starmie'ye yenik düşmeyiz diye söyleyebilirim. Vimeip saldırısını kullanabiliriz. Gerçi ne kadar vuracak bize onu da bilmiyorum ama. Tamam. İki defa daha vurabilme hakkımız var. Yani bununla beraber iki defa vurma hakkımız var. Evet, tohumları atsak dahi çok işimize yaramayacaktır. Çünkü o fırsatı bize vermeyecektir. Balbazar o kadar süre tutamayız sahada. Çünkü canı yetmeyecek, el vermeyecektir. Şimdi Pokemon değiştirmek durumundayız. Pidgey var. Su tipine karşı yine etkili bir Pokemon. Uçuş türü saldırılarıyla etkili olacak bir Pokemon. Pidgey. Ki evrimleşmesine de çok az bir vakit kaldı. 18 ya da 16 seviyede olması lazım. Burada gaz saldırısını yapmam daha mantıklı gözüküyor. Ancak bu saldırı yapma sonucunda her türlü PG'yi kaybedeceğim. Benim PG'm eğer Starmie'den daha hızlı değilse yapamayacağım ki saldırıyı. O yüzden Quick Attack kullanmanın mantıklı olacağını düşünüyorum. En azından bir vuruş yapabilme hakkımız olacak. Çok da etkili olmasa da. Rakip Scald kullandı. İşimizi bitirdim. Çok düşük seviyelerde şu an canı var rakibimizin. Balbazar'ı kullanamayız. Rattata, Beedrill, Oddish olabilir. Oddish'i deneyebiliriz. Oddish'i savaşa sürebiliriz gençler. Oddish'in absorb saldırısı aslında etkili olabilecektir diye söyleyecektim. Tamam ama Sleep Powder saldırısını yine hatırladım ki eğer ki ben bunu savaşın başında aklıma getirebilseydim şu anda hiç bu kadar kayıp vermezdik. Bu konuda kendi düşüncem çok büyük bir suçluluğum var burada benim. Eğer Sleep Powder kullansaydım Pikachu ile işini zaten 3 turda 4 turda bitirecektim. Ama aklıma maalesef getiremedim. Psywave kullandı yine öldürebilir yani bizim. Ama öldüremedi. Absorb saldırım. Ona çok vurmakla kalmayacak. Canının da makul bir kısmını alacaktır. Üstüne kritik vurmuşuz. 20 idi yani ilk başta savaştım. Başında şimdi 12 oldu sanırsam canım.
Evet. Bu arada 15 seviyeye yükseldi Odish. Aferin oğlum. Aferin kızım. Tam cinsini bilmiyorum. Kızım. Bulbasaur 14 seviye oldu. Ölüyken bile experience kazanabiliyorlarmış. Poison Powder öğrenmek istiyor. Bakalım. Duruma göre Growlithe. Poison Powder'ın bir vuruşuna baksak. Poison Powder sadece Poison Effect veriyor. %75 ihtimalle isabet oranıyla yani. Oldukça etkili bir saldırı olacaktır diyemem. O yüzden unutmamız sanki daha mantıklı gözüküyor. Unuttum saldırıyı o yüzden. Sleep Powder öğrenmek isteyen bir Pokemon'umuz var. Yine Balbazar öğrenmek istiyor. Growl'un yerine rahatlıkla aslında koyulabilecek bir saldırı. Sleep Powder. Evet, Growl'un yerine Sleep Powder'ı kullanabiliriz gençler. Rakibimizi uyutmak her zaman için güzel bir yöntem, güzel bir savaş metodu olacaktır bizim adımıza. Rattata bu arada 12 seviye oldu. Isırmayı öğrenmek istiyor. Karanlık tipi bir saldırı ve sanırsam 60'ta gücü olan bir saldırı. Evet, 60'ta gücü olan bir saldırı. İşimize yarayabilir. Focus Energy. Burada Tackle'ı zaten Tackle'ı bildiğiniz gibi Quick Attack'ın yavaş versiyonu. Yani bizim için çok da önemli bir saldırı değil. Quick Attack varken Tackle'ın işi olmaz. O yüzden Tackle'ı unutabiliriz. Rattata ısırmayı yani bay saldırısını öğrendi. Beedrill 11 seviye oldu. Gym Leader'i Misty de hadi be yapıyordur. Wow diyor. Çok fazlaydın. Her neyse. Artık Cascade Badge'i almayı hak kazandık. Onu yenebileceğimi gösterdiğim için. Şimdi Cascade Badge aldık ve facecam'in hemen altında ikinci bir rozet yeri açılmış oldu. Güzel oldu, iyi oldu arkadaşlar, gençler. Baylar, bayanlar, evet. A Cascade Match makes Pokemon up to level 30 from others trainers listen to you. Evet, yine şimdi 30 seviyeye kadar yükselebilecekler. Scald saldırısını verdi Misty. Technical Machine olarak Scald da suda yaşayan Pokemon'ların kullanabileceği bir saldırı olduğundan bahsediyor. Hemen bir Pikachu severim değil de hemen bir partiye bakmak istiyorum. Ölü Pokemon'lar dirilmiş mi? Yok, dirilmemiş. Ama Pikachu'yu oynayabiliyoruz yine de. İlginç. Helix Fossil var aslında burada. Bunları nasıl Pokemon'a dönüştüreceğim konusunda bilgim yok. Söylerseniz mutlu olurum. Hatta bu Helix fosilinde vereceği Pokemon'u tipinden anlayabiliyoruz az çok. Technical Machine case'ten saldırıları görebiliyoruz. Headbutt bu arada varmış. Payday var. Zaten onu hatırlıyorum. Scald'da 80. Gücü olan bir saldırıymış ama yangın efektini verebiliyormuş rakibimize. Bu inanılmaz bir şey. Ha bir dakika, burada çünkü inanılmaz bir şey çünkü ateş gibi bir saldırı. Ateş gibi bir efekt verebiliyor. Çünkü bu kaynar sular ateş ediyormuş Scald. Kaynar sular ateş ediyormuş. Çok sıcak sular target'a ateş ediyormuş. Bundan dolayı herhalde yanık efekti veriyor. Güzel bir saldırı, efektif bir saldırı olmayı potansiyeli taşıyor. İlginç ve güzel diyebilirim ben bunun için. Evet. Hemen buradan save ekranından bakalım profilimize artık Cascade Badge'i de aldığımıza göre çok da iyi durumlara geleceğiz gibi gözüküyor. Hatırladığım kadarıyla 3. cime giderken biraz zorlanmıştım asıl oyunda. Tam nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Buraları kadar çok net hatırlıyordum ama bundan sonrası biraz karmaşık kafamda. Ama hatırladığım bir şey var ki ikinci jimden daha zordu üçüncü jim. Hangi element olduğunu hatırlamıyorum. Ama daha zor olduğunu hatırlıyorum. Yolumuza devam edeceğiz ama. Yani her koşulda, her halükarda. Köprüden devam etmemiz gerektiği konusunda bir hatırladığım bir konu. Köprüden devam edecek olmamız gençler. Köprüden gideceğiz.
Önce ama partimizden bir yer değişikliği yapalım. Pikachu'yu bir ilk Pokemon'umuz olarak seçelim gençler. Sonuçta bizim partner Pokemon'umuz Balbazar değil, Oddish değil, Pikachu'dur. Ve Pikachu'nun ilk seçtiğimiz Pokemon olması, ilk düşüneceğimiz, savaş için düşüneceğimiz Pokemon olması bence önemli. Sizce bilemiyorum tabii ki. Evet. Bu arada ben buraya gidebiliyor muyum? Herhalde kötü sağlığını öğrendikten sonra olacak. Okan yapıyor. You are not gonna believe this. Buna inanmayacaksın belki. Ne oldu? Ne oldu? Bir inanamayacağım bir şey gösterecek gibi gözüküyor. Herhalde Pokemon evolve olmuştur. Böyle yaptığına göre. Ha, bu arada bu rakibimizin EV'si vardı diye hatırlıyorum. Evet, EV'si vardı Okan'ın. Bizde elektrik tipi bir Pokemon var. Gerçi tipi hangi tür Eevee evolve eder diye düşündüm aslında. Hangi Eevee türünü yapar evolve'la? Üçünü de yapabilir. Hatta yapmayı da bilir oyun gereği. Düşündüm Pikachu'nun antisi neydi diye. Aslında doğru, antisi vardır. Evet var. Evet, antisi var Pikachu'nun tabii ki. Eevee'nin evolve edebileceği doğru. Çünkü Eevee'nin evolve edemeyeceği çok şey yok. Bir an aklıma 3 tane evolve geldi Eevee'nin ama yok. Daha çok daha fazla var. Bir an starter gibi düşünmem buna neden oldu. Pidgey çıkardı bu arada rakibimiz. Bizim için tam çanta kekik olacaktır. Thunder şok saldırımızda. Çünkü hava türü, yani uçuş türü Pokemon olarak karşısında elektrik etkilidir, güçlüdür. Evet Pidgey, görüşürüz. Rakibimizin kaç tane Pokemon'u vardı tam hatırlamıyorum. Bakalım hemen. O da çıkarıyor. Okey, Battling. 3 tane Pokemon varmış toplamda. Bir tanesi gitti, o dışı çıkardı. 12 seviye tekrardan. Aslında burada bizim bir ateş türü bir Pokemon'umuz olması çok işimize yarayacaktı. Ama zaten Charmander'da doğada bulabildiğimizi bildiğim için çok da sorun etmiyorum. Sonuçta bir Charmander yakalayacağız bu seri bitmeden her halükarda. Evet, şimdi Quick Attack, Double Kick ve Thunder Shock seçenekleri yine var. Thunder Shock kullanacağım. Çok vurmayacağını biliyordum tabii ki. Ama ben normal bekliyordum, hiç vurmadım. Baktığımız zaman kendi canını regenlediği için rakibimiz Quick Attack daha mantıklı hepsinden. Asit kullandı. Kayder bir hasar verdi diyebiliriz aslında, değil mi? Güzel bir hasar verdi bence. Ama kendisinin bir veya en kötü ihtimalle iki vuruşluk bir canı kaldığında unutmayalım, hatırlatalım. Ve şimdi evet, bir vuruşluk canı varmış. Eevee görme vakti geldi. Bakalım son gördüğümüzden bu yana Eevee ne kadar gelişmiş. Ki Battling diyeceğim rakibi karşısında. Sonuçta Double Kick saldığımız var, Eevee'ye vuracak. 13 seviye almış Eevee ile Double Kick ile işini bitireceğiz gibi gözüküyor. Double Kick çünkü normal tip Pokemon olduğu için Eevee fazla vuracaktır. Tek atacağımı düşünüyordum ama atamadım. Rakip Tail Whip kullandı. Pasif bir saldırı diyebiliriz. Bizim şeyimizi düşürecektir. Defansımızı düşürecektir. Ama Quick Attack ile işini bitireceğiz. Herhalde yukarıda şimdi. Görüşürüz, iyi videoruz. Yavaştan videomuzun da sonuna geliyoruz gençler. Pikachu 16 seviyeye yükseldim. Bakalım Trainer Okan da kaybettiği için üzgün gözüküyor. 520 Poké Dolar kazandık bu savaştan, mücadeleden de. Derin nefesler alıyor şu an. Bak şöyle. Nasıl yenildim falan yapıyor. Tekrar deneyeceğiz gibi sözler sarf ediyor. Pokemon fanatiği Bill burada değil gibisinden bir şey yaptım. Evet, şu anda oraya gidiyor herhalde. Herhalde küt saldırısını elde ettiğimiz zaman ve bir Pokemon'umuza verdiğimiz zaman buraları kırabileceğiz ya da başka bir olayım vardı. Etraftan ulaşabilir miyiz? Ya da evin içinden de bahçeye ulaşıyorduk olabilir. Bir deneyelim, evin içindendir büyük ihtimalle.
Of, 12'si var evde kocaman. Kafası gözükmüyor adam. Soldan bir deneyelim. Çünkü başka bir yolu kalmıyor. Oradan da değilse. Aynen buradan çıkışı var. O poke topunu almak istiyorum. Güzel bir topa benziyor. Oraya boşu boşuna o köşeye koymazlar diye düşündüm. Evet, Rare Candy bulduk. Nadir şeker bulduk adı üstüne. Candy kavanoz, yani şeker kavanozuma onu dağıtmış olduk. Her neyse gençler, bu videonun da bu kadar, bu bölümde bu kadar olsun. Bu güzel bir bölüm olduğunu inanıyorum. Yine dolu bir bölüm olduğunu inanıyorum. Sonuçta Misty'yi yenip Cascade ya unuttum, ismini unuttum. Beyci kazandık, Beyci'ni kazandık, Rosette'ini kazandık. Aynı zamanda tabii ki Kaiser bir savaş yaptık aslında Okan'la da. Okan'ı da gördük, ne kadar geliştiğini hissetmeye çalıştık. Onun dışında da bir şeyler yapmaya çalıştık bu bölümde de. Bu bölümde hiç Pokemon yakalamadık. Bu önemli bir şey, önemli bir detay çünkü başladığımızdan beri her bölüm bir sürü Pokemon yakaladık. Bu bölümde yakalamamız biraz tuhaf, farklı oldu. Her neyse bir sonraki videomuzda gençler görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum, aleyküm selam. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.